Merhabalar sevgili gençler, sevgili Tonguç izleyicileri. Hareket soru çözümüyle karşınızdayız. Hareket konusunun ne kadar önemli olduğunu birinci sınavlarınızda olduktan sonra artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gerçi sınavlarında hareketten çok soru çıkmayan öğrencimiz de vardı ama olsun. Hareket inanılmaz önemli bir konu arkadaşlar. Soru çözümlerine dikkat edin. Çünkü sınavda tekrardan karşınıza gelecek. İkinci sınavımızın temelidir arkadaşlar. Kuvvetten ve hareketten bol bol soruyla karşılaşacağız. Hadi başlayalım bakalım. İlk olarak konu anlatımından hatırlarsınız. Ne diyordu bize? İki araç birbirine yaklaşabilir ya da iki araç birbirini takip edebilir. Bu araçlar belli bir süre sonra karşılaşıyorlardı. Bu birbirine yaklaştıkları bir soru tipi. Hızları V1 15 metre bölü saniye ve V2 30 metre bölü saniye olan iki tane aracımız var. Birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Araçlar 4 saniye sonra, bakın burası bizim için önemli. T eşittir 4 saniye verilmiş. Verilenlerden yola çıkarak verilmeyenleri bulmaya çalışacağız. 4 saniye sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe ne kadardır diyor. Bizim formülümüz neydi gençler? T eşittir diyorduk. Aralarındaki mesafe bölü araçların hızlarının toplamıydı. Ne zaman? Eğer araçlar birbirine doğru hareket ediyorlarsa, ki bizimki de böyle. Bu 15 metre bölü saniye hızla, bu da 30 metre bölü saniye hızla birbirlerine doğru hareket ediyorlar. 4 saniye sonra karşılaştıklarını biliyoruz. O halde diyorum ki mesafe bölü V1 artı V2. Hadi yerlerine yazalım. Aradaki mesafemiz ne kadar gençler bilmiyoruz. X diyelim ona. Zaten bunu arıyoruz biz. V1 artı V2'miz de neydi? 45'ti. Peki T'yi ne olarak vermiş bize? 4. O halde içler dışlar çarpımı yaparsanız X eşittir 180 metre olarak bulursunuz. Yani bu iki araç arasındaki mesafe başlangıçta 180 metrelik bir mesafeymiş. Geçtim bir sonraki soruma. Bu birazcık daha böyle bilgilerinizi tazeleyecek sözel bir soru. Büyüklükler var, sembol var, birimi var, vektörel mi, skaler mi, bunlara karar vermemiz isteniyor. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. Kuvvetin sembolü neydi gençler? Sembol dediğiniz zaman onu gösterdiğiniz, onu sembolize eden, bakın sayısal değerin yanına yazdığım değil. Ne ile gösteriyorum? Kuvvetimin sembolü F'ti. Çünkü onu F harfiyle gösteriyordum. Hatta şöyle tepesine bir ok koyuyorduk. Neden? Çünkü bu vektörel, yani yönü olan, büyüklüğü olan, başlangıç noktası olan bir etkiyle. Doğru mu? O halde kuvvetin birimi nedir dersem, şimdi bu bulduğunuz sayısal değerlerin yanına yazdığınız şey 20 gibi, 30 gibi, 40 gibi, yanına ne diyorsunuz kuvvete? Tabii ki de Newton. O halde birimi Newton diyoruz. Newton'u da büyük N harfiyle gösteriyorduk. Alınan yola geldik. Bakın özellikle verdim. Alınan yol, konum ve yerleştirme. Bu üçü birbirine karışıyor. Arkadaşlar hangisi skaler, hangisi vektörel, neyle gösteriyorum çok önemli. Çünkü üçünün de birimi metre. Hadi yazalım. Alınan yol dediğimiz x değeriydi. Birimimiz metre cinsindendi. Küçük m harfiyle gösteriyorduk. Mesten geliyordu. Ve skaler bir nicelikti. Neden? Yönü olmadığı için gençler. Konuma geldim. Konum dediğiniz yönü olan bir nicelikti. Başlangıç konumum, bitiş konumum değil mi? Hatta bu ikisi arasındaki fark da bana yer değiştirmeyi verecekti. Değer değiştirme dediğimde delta x'ti. O halde konumla devam ediyorum. Yine metre cinsinden ifade ediyorum. Ve vektörel bir nicelik. Neden? Çünkü yönüm var gençler. Bakın oklarını da yerleştirdim. Yer değiştirme yeni yanı olan bir nicelikti. Metre cinsinden ifade ediyorum. Ve vektörel bir nicelik olarak yazıyorum. Tamamsa bir sonraki sorumuza geçtik. Sürtünmesiz bir yatay düzlemimiz var. İki tane kütlemiz var. 2M ve 3M kütleli cisimler. F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareket ediyorlar. Soru kökümüz burası. Soruları okumaya aslında öncelikle buradan başlıyoruz. İçinden ivmeleri oranında şöyle bir bağlantımız varmış. Uygulanan kuvvetlerin oranı nedir diyor. Şimdi bakın bunu çözebilmek için benim formülüme ihtiyacım var. Neydi benim formülüm? F eşittir MA'ydı hatırlarsanız. Hemen yazalım. F eşittir M çarpı A. Buradaki F ve A vektörel nicelikler olduğu için başlarına bunları yazmak zorundaydım. Şimdi bu cisim için ayrıca F eşittir MA yazacağım. Bu cisim ayrıca F eşittir MA yazacağım. Hadi yazalım o halde. K cismi için yazacak olursam F1 diyorum ya da FK diyelim ona. MK çarpı AK. FL için yazacak olursam ML çarpı AL yazmak zorundayım. Ve ben şunu biliyorum. AK gördüğüm yere artık iki tane AL yazabilirim. Yani şunun yerine İki tane AL, MK'yı ne vermişti bana? 2M vermişti. O halde FK dediğiniz değer 4M AL geldi arkadaşlar. FL'yi bulalım. Artık ikisini de AL cinsinden ifade ettiğim için imelerine dokunmuyorum. Onu AK cinsinden yazmayacağım.
mRNA olarak verilmişti. 3M çarpı AL. Hadi bunları birbirine oranlayın diyor. Hadi yazalım. FK bölü FL dedim. F1 bölü F2 dediğimiz aslında FK bölü FL arkadaşlar. F1, F2 bu şekilde verildiği için böyle aldık. Yani aynı şey. Bunu F1, bunu da F2 olarak düşünebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Yalnız şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bazen soruda bunu hop ters çevirip sonucu öyle isteriz. Ve şıklarda her ikisi de olur. O yüzden lütfen sizden ne istediğine dikkat edin. FK yerine geldim. 4M çarpı AL. FL yerine 3M çarpı AL. Hop bunlar gitti gençler. Elinizde FK artı FL yani F1 bölü F2. 4 bölü 3 değeri kalmış oldu. Cevabımız 4 bölü 3. Bir sonraki sorumuzda daha karşınızdayız. Bu tarz soru tipleriyle çok karşılaşıyorsunuz ve korkuyorsunuz nedense. Korkmayın gençler. Çok çok kolaydır aslında. Tek bir soru tipimiz var. Sadece burada yer değiştirmenin farklı bölümlerini sormuş oluyoruz. Peki ne diyor bize? Yarı çapı 30 metre olan bir koşu pistimiz varmış. Şurayı vermiş bize. Bakın çapı değil, yarı çapı diyor. A noktasından koşmaya başlayan bir sporcu bir tam turu ne kadar zamanda? 18 saniyede tamamladığına göre 9. saniyedeki yer değiştirmesi ne kadardır diyor. Şimdi ben 18 saniyede bir tam tur mu atıyormuşum? Ha, o zaman benim çevreye ihtiyacım var. Çevre çemberimiz neydi? Çevre çember 2 pi r'dir gençler. 2 pi r. O halde yerine yazalım. Çevre dedim eşittir 2 çarpı pi'yi 3 almamızı söylemişti zaten. Eğer söylemiyorsa pi olarak da bırakabilirsiniz. Cevap pi cinsinden istenecektir sizden. R'miz ne olarak verilmişti bize? R dediğimiz yarıçap gençler. Kesinlikle 60 almıyorsunuz. 30'u yazdım buraya. O halde çevre dediğim değer 180 metre olarak bulundu. Bitti mi işim? Hayır. Şimdi ben 18 saniyede bir tam tur attığını biliyorum. O halde 9. saniyede yarım tur mu atacaktır? Yani şuradan şuraya gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Hop. Şurasına kadar gelmiş olacağım. Yarım tur. Ne kadar zamanda yapıyorum bunu? 9 saniyede. Peki. Çevresi. Eğer ne kadar yol gitmiş deseydim bana ne diyecektiniz? 9 saniyede. Hocam 90 metre yol gitmiştir. Ama ben neyi istiyorum? Yer değiştirme. Peki yer değiştirme dediğimiz değer en kısa mesafe değil miydi gençler? Aynen öyle. O halde diyorum ki en kısa mesafemiz bu noktadan bu noktaya nedir arkadaşlar? 30 burası, 30 da burası. 60 metredir. 9. saniyede yarısı kadar yer değiştirdiğime göre delta x dediğim şey 30 artı 30, 60 metre olarak bulunur. Bakın soruyu şöyle sorabilirdi. Eğer size A noktasından B noktasına giderkenki durumu sorsaydı, o zaman AB arasındaki en kısa mesafe şu olarak alacaktınız. Bakın burada bir dik üçgenimiz var bizim. 30 burası, 30 burası. O halde 30 kök 2 diyecektiniz. AB arasındaki yer değiştirmesini sormuş olsaydım bana 9'un yani 4,5 saniyelik mesafeyi sormuş olacaktı. O zaman ben şuradaki aralığı alıp 90 metrenin yarısı olan 45 metre diyemezdim. 45 metre dediğiniz en kısa mesafe değil. Ne kadarlık yol gitmiş deseydim delta x'iniz 30 kök 2 olacaktı. Dikkat gençler. Hocam şunu neden yapmıyoruz? A'dan şu noktaya giderken hop burası hop burası alamaz mıyız? Alabilirsiniz ama bizim en kısa mesafeye ihtiyacımız olduğu için son konum eksi ilk konumdan delta x'imiz 60 metre olarak elde ediyoruz. Tamamsak bir sonraki sorudayım. Bakın yine bir grafik sorusu. Grafiklerde verilenlerden yine vermeyenleri bulacaksınız. Verilmeyenleri. Ne var elinizde? Hız var, zaman var. Hız var, zaman var. Kim yok? Ona bakacağım. Ben buradan inmeyi bulabilirim, yer değiştirmeyi bulabilirim. Grafiğin eğimi ve altında kalan alan bana pek çok bilgiyi veriyordu zaten. Peki ne yapalım? Bizden ne istediğine bakacaksınız. K hareketlisi varmış. Bu arkadaş K hareketlisi. Yer değiştirmeyi istiyor bizden. Yer değiştirme dediğimiz delta x'ti gençler. Vektörel bir nicelikti. Son konum eksi ilk konum yapıyorduk hatırlarsınız. Ve metre cinsinden buluyorduk bunu. Peki benim bildiğim bir değer var. VT grafiğinde altta kalan alan neyi veriyordu? Tabii ki de delta x arkadaşlar. Bunu bize özellikle soruyor zaten. Zaten mantıklı düşünürseniz altında kalan alan şurayı hesapladığınızda size hiçbir hesaplama yapmadan delta x'inizi vermiş olacak. Peki 8 saniyenin sonundakini istiyor benden. Eğer bana özellikle hız zaman grafiği verilen k hareketlisine ait
işte 4. saniyedeki yerleştirmeyi bulun, 6. saniyedeki yerleştirmeyi bulun demiyorsa eğer, ben tamamını almak durumundayım. Ama deseydi ki işte 6 saniyedeki yerleştirmesi, o zaman şu kısmı almayacaktınız. Sizin işinize yarayacak olan sadece şu kısım olacaktı. O halde altında kalan alanı bulalım gençler. Ben tamamen şu alanı istiyorum. Orada bir üçgen var farkındaysanız. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Yüksekliğim ne kadar? Karşıdan bakabilirsiniz. 160'tır. Bunu buraya taşıdım. Aşağısı da 8. O halde diyorum ki delta x eşittir 160 çarpı 8 bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak eğer delta x'imiz 640 metre olarak elde ediliyor. Yani bu k hareketlisi 640 metre yer değiştirmiş. Geldim bir başka grafik sorusuna. Yine bir hareketlimiz var. İvme zaman grafiğini istiyor bizden. Peki ne varmış? Yine VT grafiği varmış. Bakın ben VT grafiğinden XT grafiğine geçebilirim. AT grafiğine geçebilirim. Hepsi mümkün gençler. Hadi o zaman yazalım beraber. Biz neyi biliyoruz? VT grafiğinin eğimi bize neyi verecekti? İvmeyi verecekti. O halde diyorum ki eğim eşittir ivmedir. Eğim dediğiniz tanjant alfa değil miydi gençler? Tanjant alfa dediğimizde karşı kenar bölü komşu kenarda. O halde hadi gerekli bilgileri yapalım. Öncelikle bir grafiğimin ana hattını oluşturmak durumundayım. Hemen şöyle ana hattımızı oluşturalım. VT grafiğinden neye geçiyorum bu sefer? AT grafiğine geçiyorum. Sizden ricam, grafiği oluşturmadan önce eğer grafikte altta kalan alanı bulup bulamayacağınızı önceden anlamıyorsanız, hani ben şu an bilebiliyorum, bunu bu şekilde çizeceğim çünkü grafiğin altındaki alana ihtiyacım var, ama bunu anlayamıyorsak eğer burada hemen A'larını bulalım, yerine yazalım, sonra buraya geçelim. Hadi birlikte yapalım. Bakın eğimine bakmam gerekiyor. Şu bölgede hareketlinin hızı sabit hızlı hareket ediyorken, yani sıfırda 2 saniye arasında onluk hızla hareketime devam ediyorum. Belli bir yol kat etmeye devam ediyorum ve hızım değişmiyor. Bu aşamada ivmenin değişmesini bekler misiniz? Hayır. Peki ivmem eğim vermeyecek miydi eğimi? İvmem 0 olacaktır burada. Hemen yazıyorum yanına. A eşittir 0 metre bölü saniye kare. Şuraya geldim. 2-4 saniye arasında artık eğime bakabilirim gençler. Eğim dediğiniz karşı bölü komşuydu. Karşısının 10, komşusunun 2 olduğunu görüyorum. 10 bölü 5'ten ivmem nedir? Artı gençler. Burası pozitif yönlü, dikkat edin. Başına artı yazmayacağım, yazılmıyor, ama pozitif yönlü olarak yukarı çizeceğim. Birazdan göreceksiniz. Peki bir altına geldim. Artık hareketli 0'dan eksi 10'a hızını eksi 10'a doğru çekmiş. O halde buradaki eğimim de şu mudur? Karşı taraf 10. Yine komşumuz 2. 10 bölü 2'den 5 geldi. Ama nasıl bir 5? Eksi yönlü bir 5 metre bölü saniye kare. Şu bize neyi belirtiyordu gençler? Yönü belirtiyordu. O halde hadi gelin bunları grafikte yerine yazalım. Grafiğimiz AT grafiği. Metre bölü saniye kare. Grafikte bunları yerleştirmek zorundasınız. Birimler çok önemli. T dediğimiz saniye cinsinden. Hemen zamanı yerleştiriyorum. Öncelikle 2, 4 ve 6 olarak verilmiş. Şimdi artık olayıma geldim. İvmem 0 olabiliyordu. 5 olabiliyordu. Eksi 5 olabiliyordu. O halde şuraya artı 5'i yerleştirdim. Buraya da eksi 5'i yerleştirdim. Şu artıyı çok yazmayı tercih etmeyiz. Görünsün diye yazdım arkadaşlar. Peki 0 ile 2 saniye arasında ivmemiz 0 mıydı? Evet. O halde şöyle düz bir çizgi çekiyorum. 2 ile 4. saniyeler arasında ivmemiz neydi? 5'ti arkadaşlar. O halde şunu 2 ile ve 4 ile birleştirip aradaki çizgiyi şöyle bir kalınlaştırıyorsunuz. Hemen geldim 4. ve 6. saniyeler arasında. Bu sefer de kiminle birleştireceğim? Eksi 5 ile. Çünkü ivmemin eksi 5 olduğunu bulmuştum oradan. Eğer ivmeyi eğimle bulmak istemiyorsanız, ivmenin formülü zaten A eşittir V bölü T'ydi gençler. Hatırlayın, delta V bölü T yazabiliyorduk. Sen V'yi T'ye bulduğunda zaten eğim işlemini yapmış oluyorsun. Her türlü A'larını 5, eksi 5, 0 bulacaksın. O halde hemen şurayı da çiziyorum. Bu grafiğe ait ivme zaman grafiğim bu şekilde karşıma çıkıyor. Bir sonraki sorumla daha sizlerleyim. Şimdi bu da çok karşılaşmadığınız ve karşılaşınca ah biz ne yapacağız dediğiniz soru tiplerinden bir tanesi. Bir hareketli var. A noktasından B noktasına hareket ediyor bu. Yatay yolları toplam 12 saniyede alıyormuş. Yatay dediğimiz yollar şunlar gençler. Şu yolların toplamını 12 saniyede alıyormuş hareketlimiz. Düşey yolları, yani eğik düşey dediğime bakmayın, eğik yollar, özür diliyorum. Eğik yolları ise toplam 10 saniye diyormuş. Yani şunları da totalde 10 saniyede alan bir sporcumuz var. Bana diyor ki sporcunun tüm yol boyunca ortalama süreti nedir? Peki biz ortalama süreti bulurken ne yapıyorduk gençler? Toplam yol bölü toplam zaman yapıyorduk. Şöyle bir kenara yazmak istiyorum. 3 tane yatay yolum var. Ve bu yatay yolları toplam 12 saniyede alıyor. O halde bir tane yatay yolu 4 saniyede alır mıyım? Evet. Kaç tane eğik yolum var?
İki tane de eğik yolum var. 10 saniyede oluyor. O halde bir tane eğik yolu ne kadar zamanda almalıyım? 5 saniyede almalıyım. Ortalama sürat diye yazıyorum. V ortalama eşittir dedim. Toplam yol bölü toplam zaman dedim. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz. Bunları yazabilmem için öncelikle buralarda ne kadar zaman geçirdiğini bilmem lazım. Arkadaşlar burada bir özel üçgenimiz var. Nasıl bulacağız o özel üçgeni? Şimdi bakın. 60 metrelik bir mesafem var benim burada. Ben şurada minik üçgenlerim olduğunu biliyorum. Bakın burada da var, burada da var. 200 metre. Bu yollar eşit gençler birbirine. Eşit olmasaydı da bulabilirsiniz. X eşittir VT'den. Çünkü ben şuraların tamamını 3 tane yatayla 12 saniyede aldığını biliyorum. Eğer gerekli işlemleri yaparsak 5 bölmeden oluştuğu için 200 bölü 5'ten her birinin 40 olduğunu bulabilirsiniz. Her biri 40 metre ise bunların. Şimdi benim şuralara ihtiyacım var. Bu eğiklerin ne kadar olduğunu bulmak istiyorum. Peki 60 dediğiniz bu ikisi birbirine eşit mesafede olduğuna göre her ikisinin toplamı şu mesafeler 60'ı vereceğine göre bir tanesi 30 değil midir arkadaşlar? Burası 30, burası 40. Ben bu üçgeni tanıyorum. 3, 4, 5 üçgeni. Hadi geldim buraya da 50'yi yazdım. Yani benim eğik yollarımın mesafesi de 50 metreymiş. 40 metreler ve 50 metreler. Hadi şimdi gittiği yolları yazalım. Şimdi bu arkadaş 40 metre gitti. 50, 40, 50, 40 devam edecek. Yani 3 tane 40 alırken 2 tane de 50'lik mesafe gitmiş olacağım. Hemen yazıyorum. 40 artı 40 artı 40 yatayda aldığı yollar. 50 artı 50 eğik aldığı yollar. Peki ne kadar sürede gittim ben bunu? Toplam zamanıma bakacağım. 12 saniye yataylara gittim. 10 saniye dikey eğiklere gittim. 22 saniye toplamda yol gidiyorum. Hemen geldim. 22 saniye. Sorry, saniye yazmayalım oraya. Yukarıyı topladım. 220. 22 saniyen vardı. Zaten hep böyle tatlı rakamlar veriyoruz size. Rahatlıkla bulabilirsiniz diye. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda 10 metre bölü saniye hareketlinin bu yol boyunca ortalama hızını bulmuş oldum. Haydi bir sonraki sorumuz gençler. Anlıyorsunuz değil mi? İyiyiz gayet. Bakın her soru tipine değinmeye çalıştım. Daha da var tabii ki. Pek çok soru tipi var. Bol bol soru çözün. Rahatlıkla yapacaksınız. Aynı soruyu tekrar 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 çözmeye devam edin. Güveniyorum size. İvme zaman grafiğimiz var. Ne diyor bana? T eşittir 0 anında duran hareketliğe ait ivme zaman grafiği verilmiştir. Hareketlinin hadi hız zaman grafiğini çizelim diyor. Yaparız. İvmemiz var, zamanımız var. Biz buradan hız zaman grafiğine geçmeyi biliyoruz zaten. Grafikleri birbirine çevirmek bizim işimiz. Neden? Çünkü 9. sınıf zaten bize bunu öğretiyordu. Hadi bakalım. Hız zaman grafiğimiz için şöyle bir grafiğimizi oluşturalım. Şuraya V diyorum. Metre bölü saniye. T diyorum. Yine saniye. Hız zaman grafiğimi çizeceğim. Bakın yine anlamıyor olabilirsiniz. Benim şu an grafiğin altına kalan alana ihtiyacım yok. Ama yine işlemler üzerinde yapalım. Çok rahat bir şekilde bulacaksınız zaten. A eşittir V bölü T'ydi gençler hatırlarsanız. Yani birim zamanda alınan birim zamandaki hızıma ivme diyordum ben. Peki ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi verecekti? VT'yi verecekti. Hemen şu alanları taramak istiyorum. Zaten burada bir alanımız yok farkındaysanız. Buradan ben V'lerimi bulacağım gençler. Peki hadi yazalım yerlerine. 5 çarpı 5'ten 25 miymiş şurada V'miz? Burada ne arkadaşlar? Değişmeden kalacak. Bakın 0 falan demiyorum. Değişmeden kalacak. Şimdi grafikte göreceksiniz. Yine 25'lik bir mesafem var. Şurası 5 birim. Şurası da 5 birim. O halde şurası da 5'tir. 25 olmuş oldu. Hadi grafikte yerlerine yazalım. Öncelikle zamanları yerleştiriyorum. 5, 10 ve 15 olmak üzere. 0 ile 5 aralığında V'miz ne olmuş arkadaşlar? 25 olmuş. Yani artmış. Şöyle yapalım. Şuraya 25 diyorum. 25 ile 5'i birleştirdiğim noktaya kadar çizdim. Devam ediyorum. 5 ile 10. saniyeler arasında ne yapmışım ben? İvmem 0'a inmiş ama sabit ivmeli hareket yapmaya devam ediyorum. Değil mi? Yani ivmem zaman geçmesine rağmen 0'da kalmaya devam ediyor. İvmesiz hareket yapıyorum. Peki bu durumda hızınız ne olur? Hızınız değişmez gençler. Var olan hızınızda kalırsınız. O halde dedim ki şöyle 5. ve 10. saniyeler arasında dümdüz bir çizgi çektim. Hızım sabit kaldığı için. Peki 10. ve 15. saniyeler arasında ne yapıyorum? Bu sefer hareketli ivme zamanı 5 saniye daha ilerlerken ivmesi -5 olmuş oldu. Yani farklı yönde ivmelendim tekrardan. O halde hızım şu şekilde aşağıya doğru inecek. Neden? Çünkü 25'lik bir hıza ihtiyacım vardı benim. Sıfıra doğru indim gençler. 25'lik bir hıza sıfırlamış oldum. Bu şekilde devam edelim.
hareketlinin 8 saniyedeki toplam yer değiştirmesini bulunuz. Bakın tamamını istemiş. Yine böyle bölüm bölüm isteyebilirdi bizden. O zaman da ona göre hareket edecektik. Yine bir VT grafiğine ihtiyacım var. Neden? Bu tarz sorularda yer değiştirmeyi sorduğunda, şimdi altta kalan alanla işlem yapacağım için VT grafiğim olmuş olsaydı eğer, ben VT grafiğinin altında kalan alandan direkt yer değiştirmesini bulabilirdim. O halde diyorum ki bir VT grafiği elde edeyim ben. AT grafiğini VT grafiğine çevireceğim. V diyorum metre bölü saniye, T diyorum saniye. Hadi grafiğimizi yerleştirelim. Sıfırdan başladım. Öncelikle saniyelerini yerleştiriyorum. 6, 8 dedim. Şimdi buradan D'ye geçeceğim. Hemen şuraları bakmak istiyorum. Bakın 4 çarpı 2'den içerisi 8. 0, 0 arkadaşlar. Şurası nedir arkadaşlar? Yine 8. O halde VT grafiğimizi çizelim. Şöyle 8'i yerleştirdim. 0, 2 saniye aralığında hop arttım. Burada sabit kalacaktı hatırlarsanız. 6. saniyeye kadar dümdüz bir şekilde ilerliyorum. Şöyle kalın bir şekilde çizelim. Ve 6-8 saniye arasında bir 8 birim daha gitmek zorundayım. Şu şekilde birleştirdim. Yani benim VT grafiğim bu. Artık bu grafikte hiçbir şekilde işim yok. O halde burada ne yapmalıyım artık? Altında kalan alana bakmalıyım. Neden? Çünkü altında kalan alan bana yer değiştirmeyi verecekti. Hadi bunları hesaplayalım. Arkadaşlar 8. 8 çarpı 2 bölü 2'den. 8 çarpı 2'den 16. Yine 16 ve yine 8. Hadi bunları toplayacağız artık. Altında kalan alanı bulmak istiyorsak. 8 artı 16 artı 16 artı 8 bize delta eksi verecek. Bu da 48 metre olarak karşımıza çıkıyor gençler. Yani sizden ricam, eğer size AT grafiği verildiyse hemen bunu VT'ye yorumlayın. VT grafiğinin altında kalan alan zaten delta eksinizi bulduracaktır. Grafikten grafiğe geçerek yaparsanız çok daha hızlı hareket edersiniz. Yine başka bir sorumuz var. Verilen KLMNPPR noktalarından hangisi referans noktası kabul edilirse L vektörünün büyüklüğü en fazla olur diyor. Bu referans noktası bizim için önemliydi hatırlarsınız. Çünkü görelilik kavramını ortaya atıyordu. Peki bana diyor ki ben bu noktalardan hangisini seçeyim? Şu L vektörü en büyük olsun. Hadi yapalım. Şimdi hepsini çizersem bir kafanız karışacak ama farkındaysanız şu KL arasını çizdiğim zaman çok kısa bir mesafe. Bu zaten değildir değil mi konum vektörümüz? LM'yi çizmiş olsam şu kadar bir mesafe. Hadi çizelim. Böyle bir şey olacak. LN'yi çizmiş olsak şu şekilde. Ha, şurası büyükmüş gibi duruyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Hemen yazıyorum. 5 birim. Yani L'den P'ye doğru çıkmış olsaydım. Eğer P noktasını referans kabul etmiş olsaydım. P'den R'ye pardon referans kabul ettim. Hop buraya geldim. 5 birimlik olacaktı. Daha büyüğü var mı? Ona bakmak istiyorum. Eğer R noktasını referans kabul edersem. R'den L'ye doğru çizeceğiniz şöyle bir konum vektörünüz var. Arkadaşlar bakın ben şurayı bir dik üçgen kabul etseydim. Dik üçgende 5 birim, 3 birim, 5'in karesi artı 3'ün karesinden burası hem 5'ten hem de 3'ten daha büyük bir değer gelecekti. Demek ki ben R noktasını referans noktası seçmeliyim ve bu şekilde L'ye bir vektör çizmeliyim. Büyüklüğü en fazla olan konum vektörüm olmalı. Cevabımız R'dir gençler. Bir ödüllü sorumuz vardı. Geçen seferden kalan hatırlarsanız. Hız zaman grafiği verilmişti bize. Hemen şöyle yazalım. V metre bölü saniye. Hareketlinin yer değiştirmesinin kaç metre olduğu sorulmuştu. Peki hareketlinin yer değiştirmesini bulurken ne yapıyorduk gençler? VT grafiğinin altında kalan alana bakıyorduk değil mi? Hemen şöyle, hatta az önce de AT'den VT'ye geçtik. Özellikle altında kalan alana bakabilelim diye. Hemen delta eksiye yazıyorum. Bana tamamını sormuş. Bana 10. saniyede 15. saniyede diye sormamış. Hemen yazalım o halde. Altında kalan alan. Şuranın, 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 şuranın toplamını alacaksınız. Ayrı ayrı yapmanıza gerek yok. Hop çizdim. 80, 20. 80 çarpı 20 bölü 2 yapmalıyım ki delta x'imi rahatlıkla bulabileyim. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız eğer. Burada 10 kaldı gençler. Cevabımızı 800 metre olarak elde ettik. Tamamsak bir ödüllü soruyla daha sizlerleyiz. Cevaplarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.